her yerde onun fotoğrafları ve izleri. Süleyman Seba'nın ölümünün ardından hayatının tamamını geçirdiği Beşiktaş'ta büyük üzüntü var. Ailesi bildiği, siyah beyazlı takımın başarısı için güç aldığı çarşı esnafı için o bir başkanın çok ötesinde bir abi, bir dost, bir baba. Sağlığında her cumartesi uğradığı elektrikçi dükkanında arkadaşları onu anıyor. Telefon ederdi. Cumartesi günü geliyorum yalnız araya. Gelirdi, aşağıda masamızı hazırlardık. Kuru fasulye, pilav ve turşuyu çok severdi. Bize böyle bir uzun müddet öyle devam etmiştir kendisi. Sürekli gittiği, misafirlerini ağırladığı ve hastalanmadan önce son kez balık yediği restoranın duvarlarında da onlarca fotoğrafı var. Telefon açıldı bana, dedi ki Mustafa Turgut'cum dedi, efendim bir balık çorbası dedi. Evet, bir de canım kalkan tandır çekti. Sonra ben geldim, baktım 15-20 dakika sonra, yarım saat sonra bana telefon, baktım Süleyman Bey konuşuyor. Telefonu ver bakayım, ver dedi. Turgut, buyur babacığım. Ulan her zaman var mı bu şey sende, yoksa bana mı yaptın? Baba her zaman var. Yani ona yapmış olsam kızar. Millet de yiyor değil mi bunu? Bakın millet de yiyor mu bunu diyor. Yiyor babacığım dedim. Aferin, şımarma fazla, güzel olmuş. Son balık veriş. Seba'nın ölümünün en çok sarstığı isimlerden biri de futbolcuyken tanıştığı, başkanlığı döneminde yöneticilik görevi verdiği Beşiktaş'ın sembol mekanlarından birinin sahibi Celal Soydan. Süleyman abi çok nazik insan. Yanında kalan arkadaşlarına çok değer verirdi. Mukadderat böyle yani, bir yerde kurtuldu ama kabullenemiyor insan. 120 yıldır aynı dükkanda hizmet veren kaymakçının şimdiki sahibi 90 yaşındaki Pando Şestakov, Süleyman Seba'nın çocukluk arkadaşı. Zengin değildi. Lakin onu herkes seviyordu. Dediğini yapıyordu. Öyle bir insandı yani. Başkanlık yaptığı dönemde Beşiktaş'a kazandırdığı kulüp binası ve çevresinde de Seba'nın izleri var. Kulübün tam karşısında dikilen heykeli, vatandaşların bıraktığı çiçeklerle süslenmiş. Evinin hemen yakınında, misafirlerini ağırladığı restoranda, her zaman oturduğu masada artık yalnızca resmi var. Bütün eski dostlarının hepsini burada ağırlamayı severdi. Evinin balkonu, terasıydı burası onun için. Son 10 yıldır düzenli gittiği berberde sürekli oturduğu sandalye artık boş. Ve o bizim abimizdi ya, müşteri ilişkimiz yoktu hiç. O bizim abimizdi yani, babamızdı. Süleyman Seba'nın cenazesi öncesi hep hayalini kurduğu Beşiktaş'ın yeni stadında hummalı bir hazırlık var. Cenaze öncesi ilk törene ev sahipliği yapacak Vodafone Arena'da denize yakın taraf mıcır dökülerek düzeltiliyor. Seba'nın cenazesi Bezmi Alem Valide Sultan Camii'nde kılınacak namazın ardından Feriköy Mezarlığı'nda defnedilecek. Enver Hasanoğlu, El Cezire, İstanbul.